Ben doçent doktor Osman Zikrullah Şahin. 2011 yılından beri nefroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. İstanbul Okul Üniversitesi Hastanesi'nde nefroloji biriminde görev yapmaktayım. Bugün sizlerle kronik böbrek yetmezliği hakkında konuşacağız. Kronik böbrek yetmezliği nedir? Nasıl tanı konulur? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu konular hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Kronik böbrek yetmezliği, dünyada giderek sıklığı artan önemli bir halk sağlığı sorunu. Böbrek fonksiyonlarının zaman içerisinde kaybolmasıyla beraber karşımıza çıkan bir durum. Böbrek yetmezliği tanısı koymak için neyi kullanıyoruz? Glomerüler filtrasyon hızı dediğimiz bir parametreye bakıyoruz. Glomerüler filtrasyon hızını nasıl hesaplıyoruz diye konuşacak olursak, bunu da kreatinin temelli formüllerle hesaplıyoruz. Böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği tanısı koymak için kreatinin temelli formüllerle hesapladığımız glomerüler filtrasyon hızının 60 mililitre dakikanın altında olması gerekiyor. Tabii ki burada kronik kısmını karşılaması için de bu 60 mililitre dakika altında olmasının en az 3 ay süreyle devam ediyor olması gerekiyor. Bunun dışında böbrek yetmezliği hızı normal olup bir insanda kronik böbrek yetmezliği olabilir mi? Evet, olabilir. Eğer bir kişide persistan bir protein kaçağı varsa, idrarda glomerüler kaynaklı bir hematüri mevcutsa, tüp fonksiyon bozuklukları varsa, kişi böbrek nakilliyse veya tek böbrekliyse, bu hastalarda böbrek fonksiyon hızından bağımsız olarak kronik böbrek yetmezliği tanısıyla izlenmektedir. Ülkemizde 2012'de yapılan kredi çalışmasında yaklaşık olarak her 7 yetişkinden birinde kronik böbrek yetmezliği olduğu saptanmıştır. 2018'de yapılan çalışmalarda milyon nüfus başına 998 kişide son dönem böbrek yetmezliği oldu ve bunların yaklaşık 150'sinde renal replasman tedavilerine devam ettiği gözükmektedir. Kronik böbrek yetmezliği sinsi seyreden bir hastalıktır. Özellikle diyabet tanısı alan kişiler, hipertansiyon tanısı olan kişiler, tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları, böbrek taşları olan kişilerin bu konuda yakın izlenmesi gerekmektedir. Böbrek yetmezliği sinsi ilerlediği ve tedavisinin tam olmadığı için bu hastaların erken evrede tanınmaları, koruyucu programları alınmaları oldukça önem arz etmektedir. Kimler risk altında tekrarlayacak olursak, özellikle şeker hastalığı tanısı almış olanlar. Bugün ülkemizdeki kronik böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların, diyeze giren hastaların %40'ı diyabetik nefropati nedeniyle diyeze girmektedir. İkinci en önemli neden hipertansiyon. Hipertansif hastalarında böbrek yetmezliği açısından özellikle idrarda protein kaçağı ve kanda kreatinin izlenmesi çok önemlidir. Ailede böbrek hastalığı öyküsü olması, genetik bir faktörler, tekrarlayan taş hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonu olan kişilerin de böbrek yetmezliği açısından yakından izlemi önemlidir. Yaşla beraber böbrek yetmezliği insidansı artmaktadır. Özellikle yaşlı bireylerinde ve multi ilaç kullandıkları için, yani çoklu ilaç kullanımından dolayı böbrek fonksiyonlarında zaman zaman ani bozulmalar meydana gelmekte. Bu hastaların da kullanılan ilaçlar açısından yakın izleme gerekmektedir. Ülkemizde yoğun bir şekilde ağrı kesici kullanımı mevcut olduğu için özellikle ağrı kesiciyi çok kullanan kişilerin de böbrek fonksiyonlarını baktırmalarında fayda vardır. Genel olarak böbrek hastalıklarını biz takip ederken kanda kreatine bakıyoruz, idrarda protein kaçağı var mı, bunları değerlendiriyoruz ve bu kişilerin koruyucu program altında ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz. Özellikle riskli bireylerin, işte diyabet tanısı almış kişilerin, hipertansiyon tanısı, ailede böbrek hastalığı olanların veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kişilerin, iç hastalıkları uzmanlarını veya nefroloji uzmanlarını gidip takip altında olmaları böbrek hastalığının korunması ve ilerlemesinin engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Riskli grupları mutlak surette hastanelerde iç hastalıkları uzmanı veya nefroloji uzmanlarınca değerlendirilmesi önemlidir.